Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tavşanlı Şubesi empati yapacak. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tavşanlı Şube Başkan Yardımcısı Nefis Alper Türk yaptığı açıklamada Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak Engelliler Haftası'nda Kütahya 6 Nokta Körler Derneği üyelerinin katılımıyla empati yapmak amacıyla gol boy turnuvası yapacaklarını söyledi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tavşanlı Şube Başkan Yardımcısı Nefis Alper Türk Kütahya 6 Nokta Körler Derneği'nin katılımıyla proje hazırlama, eğitim seminerleri yapacaklarını da açıkladı. Kütahya 6 Nokta Körler Derneği'nin katılımıyla proje hazırlama, eğitim seminerleri yapmalarındaki amacının proje hazırlayarak AB fonlarından hibe destek alarak Kütahya 6 Nokta Körler Derneği'ne üye olan görme engellilerin ekonomilerine destek olmak dedi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tavşanlı Şube Başkan Yardımcısı Nefis Alper Türk, dernek olarak misyonlarının Atatürk ilke ve devrimlerini ve Cumhuriyet'in kazanımlarını koruma yolunda bilimsel düşünme ve sorgulama yetilerini geliştiren, insan haklarına saygılı çağdaş bir yaşam ve eğitim için çözüm üretmek ve kamuoyu oluşturmaktır dedi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tavşanlı Şube Başkan Yardımcısı Nefis Alper Türk, dernek olarak misyonlarının Atatürk ilke ve devrimlerini ve Cumhuriyet'in kazanımlarını koruma yolunda bilimsel düşünme ve sorgulama yetilerini geliştiren, insan haklarına saygılı çağdaş bir yaşam ve eğitim için çözüm üretmek ve kamuoyu oluşturmak, vizyonlarının ise misyonumuzu gerçekleştirme doğrultusunda Türkiye'de öncü, dünyada örnek bir sivil toplum örgütü olmak. İlkelerin ise sorunların değil, çözümün bir parçası olmak. Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği'nin amacı, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak toplumun kalkınmasına katkıda bulunmaktır dedi. Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği Tavşanlı Şube Başkanı Nefise Alper Türk yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tavşanlı Şubesi, Gençlik Birimi ve 6 Nokta Körler Derneği ile güzel bir yol izlemek için yola çıktık. Proje yazılımı, stratejik planlama eğitimi çalışmasında mutfak ekibiyle çalışacağız. Naçizane bu eğitimleri ben vermeye çalışacağım. 6 Nokta Körler Derneği'nden bu konuda hevesli arkadaşlarla Çağdaş Gençlik'ten genç arkadaşların refakatçiliğinde bir eğitim planladık. Önce stratejik planlama, daha sonra da proje yazılımı ve artı bir taslak halinde proje yazacağız. Bunu geliştirdikten sonra da verilen hibelere iki dernek olarak paydaş, başka paydaşlar da bularak hibelere proje yazmayı planlıyoruz. Bununla ilgili bir eğitim çalışmamız oldu. Bugün onun bir ön çalışmasını yaptık. Nasıl bir yol izleyelim, nasıl arkadaşlarla irtibata geçelim diye. Zaten bir ekibi varmış 6 Nokta Körler'in bu konuda istekli arkadaşlar. Bizim genç arkadaşlarla bir yol arkadaşlığı planladık. Daha sonra başkanımın isteği üzerine kadınlar için bir şeyler, bir seminer, bir konferans gibi bir etkinlik yapabilir miyiz? Bir nasıl denir? Fikir alışverişi yapabiliriz, bir farkındalık yaratabilir miyiz, en azından kadın arkadaşlara dokunabilir miyiz diye bir oluşum sağlamak için bir planlama yaptık. Artı bununla birlikte iletişim, yönetici kariyeri gibi eğitimlerinde yapmayı planlıyoruz. Bunun bazında Engelliler Haftası'nda Çağdaş Gençlik'le birlikte 6 Nokta Körler'de de bir goybo etkinliği planladık. Bir aksilik olmazsa birlikte empati kurarak bir dostluk maçı yapacağız gençler ve engelliler olarak.